Evet, herkese merhaba. Bugün konumuz elektronik sigaralar yine. Dünya Sağlık Örgütü 14 Aralık 2023'te bir basın bildirisi yayınladı. Konu elektronik sigaralar. Tabii biz şimdi bunları cümle cümle okuyarak gitmek istiyorum. Çünkü metnin tamamını okudum elbette. Ve beğenmedim, sevmedim. Dünya Sağlık Örgütü'ne hiç yakıştıramadım. Endüstri, tütün endüstrisinin ekmeğine yağ sürdüğüne inanıyorum metnin. Ama beğenenler de var, metni beğenenler de var, alkışlayanlar da var elbette. Başlıktan başlayacak olursak. Urgent action needed to protect children and prevent the uptake of e-cigarettes diyor. Türkçesi çocukları korumak için ve elektronik sigara kullanımını önlemek için acil eylem gerekiyor diyor. Evet, elektronik sigaradan korunmak için acil eylem gerekiyor ama sadece çocukları korumak için mi? Children. Sadece çocukları korumak için mi? Niyet baştan belli edilmiş gibi duruyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün elektronik sigara meselesini çocuk öznelere hapsetmesi endüstri açısından büyük bir kazanım. Zaten endüstride çocukların korunması için tırnak içinde regüle edilerek serbest bırakılmasını ve tek kullanımlık ürünlerin bu nedenle yasaklanmasını talep ediyor. Urgent action is needed to control e-cigarettes to protect children. Çocukları ve as well as non-smokers. Çocukları ve sigara içmeyenleri korumak ve toplum sağlığına zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigaranın kontrol altına alınması için acil eyleme geçilmesi gerekiyor demiş. Yasaklanması için değil. Bakın, kontrol altına alınması amacıyla denilmiş. Endüstri de bunu söylüyor zaten. 15 yıl regüle etme sözünü hatırlatırım size. Kontrol edelim diyor. Yasaklayalım demiyor. Bakın, Dünya Sağlık Örgütü de kontrol edelim diyor. Bunlar yasaklansın demiyor bu cümlede. Çok ilginç. Yakışmıyor tabii Dünya Sağlık Örgütü'ne böyle bir cümle kurmak. E-cigarettes as consumer product. İngilizcesini okumayayım ya. Tüketici ürünü olarak elektronik sigaraların nüfus düzeyinde, population level, evet, genel nüfusta tütün kullanımını bırakmada etkili olduğu gösterilmemiştir diyor. Yani bu ne demek? Bu çok garip bir cümle aslında. Bakkalda satışa sunulan elektronik sigaraların tütün bırakmada etkili olduğuna dair bir kanıt henüz yokmuş. Neden? Endüstri bunu nikotin replasmanına benzetmiyor mu? Nikotin replasmanı tedavisi uygulanmıyor mu? Uygulanıyor. Yani bu ne demek? Doktor reçete ederse, günde şu kadar doz sabah, öğle, akşam mesela alacaksın derse, bakkalda satılmak yerine sözün özü bu meret eczanede satılırsa nikotin replasmanı tedavisinde kullanılmasına izin mi verilecek? Bu olabilir bir şey mi? Şimdi tabii nikotin replasmanı tedavisinin %30 civarında bir oranla başarılı olduğuna dair bilgiler de okudum. Mutlaka psikolojik destek de alınması gerekiyormuş. O zaman başarı oranı da %35-38'e kadar da çıkıyormuş. Burada sorgulanması gereken bu çalışmaların takibi kaç yıl üzerinden yapılıyor bilmiyorum. Sigarayı bıraktım, hop tamam mı kaydediliyor, yoksa mesela 2 yıl, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra hasta takip edildi. Hala sigaraya başlamamış tespiti de yapılıyor mu? Eğer yapılıyorsa ve böyleyse bu oran %38-35 başarılı. Söz konusu elektronik sigara olunca şekil itibarıyla da sigaraya benzerliği nedeniyle nikotin replasmanı artı psikolojik destek hani bir arada sunmuş gibi oluyor mu? Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün avukatlığını yapıyorum bir yandan. Yani tek bir cümle
Bu nasıl bir evlere şenlik cümle? Klinik düzeyde durum nedir acaba diye ucu açık bırakılmış. Consumer product olarak satılıyorsa göstermiyor herhangi bir bıraktırma etkisi. Instead, bunun yerine olumsuz halk sağlığı etkilerine ilişkin endişe verici kanıtlar ortaya çıktı demiş. Yani ha işte böyle cümlelerle gelin diyeceğim ama bir önceki cümle hafızamdan silmiyor bu cümlede. Elektronik sigaraların olumsuz toplum sağlığı etkilerine ilişkin endişe verici kanıtlar ortaya çıktıysa. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü söylüyor ise biz burada hala neyi konuşuyoruz? Dünya Sağlık Örgütü bize kimin yararına neyi azımsatmaya çalışıyor? Sırf bu cümle nedeniyle bile bu basın açıklaması benim nezdimde kadük kabul edildi. Nokta. Bu şekil yani. E-cigarettes have been allowed on the open market and aggressively marketed to young people. Elektronik sigaraların açık piyasada bulunmasına, open market yani piyasada bulunmasına izin verildi ve gençlere agresif bir şekilde pazarlandı. Ne kadar doğru bir tespit. Aferin 10 puan. Bu esnada Dünya Sağlık Örgütü acaba neredeydi? 34 countries, 34 ülke elektronik sigara satışını yasaklıyor. Yasaklamış. 88 ülkede elektronik sigara satın alınabilecek minimum yaş sınırı yokmuş. 74 ülkede de bu zararlı ürünlerle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyormuş. Bu cümlede bence iki husus öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkeler üzerinde herhangi bir yaptırımı yok. Birincisi bu. İkincisi ise ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'nü sağlık otoritesi olarak kabul etmiyor. Nasıl etsinler? Dünya Sağlık Örgütü bir öyle söylüyor, bir böyle söylüyor. Kendi söylediğine kendi acaba inanıyor mu gibi bir durum var. Yani Dünya Sağlık Örgütü elektronik sigaraların akut ve kronik sağlık zararlarına dair ortaya somut kanıt sunabilmiş değil herhalde. Endüstri de zaten bunu söylüyor. Diyeceksiniz ki tütün ürünlerin zararları kanıtlandı da ne oldu? Yani ülkeleri tütün kontrolünü kendilerine uygun olacak şekilde yorumlamakta serbest bırakırsan olacağı oldu. Demek ki Dünya Sağlık Örgütü'nün ikna kabiliyeti yok. İşte bu da acziyeti gösteren bir cümle. Kids are being recruited. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Doktor Tedros. Çocuklar erken yaşta elektronik sigara kullanmak üzere recruited, neferleştiriliyor. Anında tercüme ederken böyle sıkıntı oluyor. Neferleştiriliyor diyelim, siyah altına alınıyor demeyelim. Ve tuzağa düşürülüyor ve nikotin bağımlısı may get hooked to nikotin. Nikotin bağımlısı olabiliyorlar demiş. Yani çok doğru bir tespit ama nikotin bağımlısı olabiliyorlar ne demek? Nikotin bağımlılık yapıcı bir madde değil mi? Kaç kere kaç doz alırsan bağımlı oluyorsun ya da olmuyorsun gibi bir durum mu var? Öyle bir şey mi var? Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü nikotin bağımlısı oluyorlar diyememiş. Ya aslında bu kaçak dövüş tutumu metnin geneline hakim. Endüstriyi üzmeyelim, ülkeleri kırmayalım gibi bir üslupta yazılmış maalesef. Üzgünüm ama böyle. Devam etmiş Doktor Tedros. I urge countries to implement strict measures
Ülkeleri vatandaşlarını, özellikle de çocuklarını ve gençleri korumak için bulaşmayı önleyecek sıkı önlemler uygulamaya çağırıyorum demiş. Devam etmiş, böyle demiş. Pekala. Acaba bu sıkı önlemler neler? Elektronik sigara arzını yasaklamayı doğrudan dile getirememiş olması gerçekten çok zavallı bir durum. Yine talebi kısıtlamaya odaklanılmış gibi bir tavsiye algılanıyor bu cümleden. E-cigarettes with nikotin. Nikotinli e-sigaralar oldukça bağımlılık yapıcıdır ve sağlığa zararlıdır. Nikotinsiz elektronik sigaralar sağlığa zararlı değil midir? Yani hani gıda tatlandırıcılarının organik bile olsalar ciğer çekilmesi sağlığa zarardır diyen hekimlerimiz var bizim. Onları bir kalemde silip geçen bir cümle bu. Hiç alkışlayamadım. Long term health effects. Uzun vadeli sağlık etkileri tam olarak anlaşılmamakla birlikte bazılarının kansere neden olduğu, bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini arttırdığı bilinen toksik maddeler ürettikleri tespit edilmiştir diyor. Bu da kendi içine çelişkili bir cümle. Bir cümle iki çelişki hatta. Şimdi diyor ki öncelikle kansere ve kalp ve akciğer hastalıklarına sebep olan zehirli maddeler içeriyorsa ya da kullanım esnasında bu zehirler salınıyorsa uzun vadede hastalıklar ortaya çıkacaktır. Benim düz aklım bunu söylüyor. Hekim değilim ama bu yani. Bu ilişkilendirmeyi yani yapamayan bir otoriteyi ben de ciddiye almam açıkçası. Hatta bilerek bu cümle kurulmuş, endüstri mutlu edilmiş bile derim. Şeytan öyle de diyor çünkü bana şu anda. Yani sonuçta ben bir raportörüm. Tarafsız inceleme yapma yükümlüm olduğu gibi kanaat bildirme yetkim de var diyebilirim yani. Sonrasında bu cümle aslında yani tütün kontrol çerçeve sözleşmesini de zedeleyen bir cümle. Malum sigara kullanıp da akciğer kanserinde hayatını kaybeden birinin yakınları ya da yani ne bileyim hastalık nedeniyle kendisi yaşarken tazminat talebinde bulunamıyorlar. Çünkü ölüm veya hastalık sebebiyle sigara kullanım doğrudan ilişkilendirilmesi yapılamıyor adli tıp raporlarında diyebiliyorum. Tabi yargı kararlarında da maddenin bağımlılık yapıcılığına rağmen hani insan özgür iradesiyle kullandı bu zehri gibi talihsiz gerekçelerde okuyoruz. Yani sıkıcı. Use of e-cigarettes can also affect brain development. Elektronik sigara kullanımı aynı zamanda beyin gelişimini de etkileyerek gençlerdeki öğrenme bozukluklarına neden olabiliyor demiş. Olabiliyor, edebiliyor. Hep mutlak sözler. Oluyor mu? Ediyor mu? Exponentially. Şuradayız. To e-cigarette, fetal exposure to e-cigarettes can adversely affect the development of the fetus in pregnant women. Fetalin e-sigara embriyonun fetal e-sigaraya maruz kalması hamile kadınlarda fetüsün gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir demiş. Olmaya da bilir, etmeye de bilir. Şansını dene falan yani çok ilginç. Bunlar endüstri beyanları. Konuşan endüstri mi yoksa Dünya Sağlık Örgütü mü? Belli değil. Exposure to emissions from e-cigarettes also poses risks to bystanders. E-sigaralardan kaynaklanan emisyonlara maruz kalmak da çevredekiler için risk oluşturuyormuş. Risk oluşturur. Vay, çok kesin bir ifade bu. Emin misiniz Sayın Dünya Sağlık Örgütü?
Zararlıdır diyememiş yazık. Ne kadar özenli seçilmiş kelimeler, cümleler, risk oluşturur. Yani riskli olabilir dememek adına risk oluşturur demiş. Ay ay ay. Elektronik sigaralar en az 16 bin aramasıyla sosyal medya ve etki sahibi kişiler aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Telefon çalma. Some of these products use cartoon characters and have sleek designs. Bu ürünlerin bir kısmında çizgi film karakterlerinin kullanıldığı ve şık tasarımlara sahip ürünler genç neslin ilgisini çekiyor. Hadi bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nden dev gibi tespitler. Çocuklar ve gençler arasında elektronik sigara kullanımında birçok ülkede yetişkinlerin kullanımını aşan oranlarda bir artış var. Endişe verici bir artış var demiş Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığın teşviki ve geliştirilmesi direktörü Rüdiger. Alkış alkış tabii yani buna söyleyecek bir şey yok. Ne diyelim, doğru söylemiş. Children 13 to 15 years old. 13-15 yaş arası çocuklar tüm Dünya Sağlık Örgütü bölgelerinde yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda elektronik sigara kullanıyor. Yetişkinler tütün kullanmaya devam ediyor canım. Gençlerin tütün ürünlerine alıştırılması için endüstri elektronik sigaraları kullanıyor gibi okudum bu cümleyi. Süper. Süper. Kanada'da Kanada'da 16-19 yaş arası elektronik sigara kullanım oranları 2017-2022 arasında iki katına çıkmış. Çıkmış ve İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta genç kullanıcı sayısı son 3 yılda 3 katına çıkmış. Harika öğretiler içeren muhteşem tespitler. Ama burada eksik bir cümle var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün iletişim uzmanları zaman zaman bize ders vermeye kalkarlar. Öyle deme böyle de, öyle dedin de ne oldu gibi. Ama nedense buradaki sağlam veriyi tütün kontrolü lehine satmakta beceriksiz kalmışlar. Yani metnin içine almışlar ama merkezden kaçırmışlar. Şöyle ki, buradaki eksik cümle bahsi geçen ülkelerde elektronik sigara arzının ve kullanımının tabii ki serbest olduğu bilgisine dayandırılmamış. Bir buna izin verirsen çocukların erişimi kolaylaşır, denetleyemezsin, çocuklarını zehire maruz bırakırsın cümlesi aslında bu. Öyle olması gerekir. Ken yarım bırakılmış. Dünya Sağlık Örgütü bu paragrafta neden bu golü atmamış acaba? Belki de kuruluş politikası ülkelerle arasını açamaz. Çünkü ekonomisi göbekten bu ülkelere bağlı falan gibi söylemlerle yine Dünya Sağlık Örgütü'nün avukatlığını yapacak değilim. Kusura bakmayın. Yani zalimsin Dünya Sağlık Örgütü. Evet, devam edelim. Even brief exposure. Sosyal medyada elektronik sigara içeriğine kısa süreli maruz kalmak bile bu ürünleri kullanma niyetinin artmasıyla ve elektronik sigaraya karşı
daha olumlu tutumlarla ilişkilendirilebilir. Kendi associated ilişkilendirilebilir. Doğrudan ilişkilidir. Akran etkisi de bu kapsamda ele alınmalıdır tabii. Çünkü akranlar da sosyal medya üzerinden ağırlıklı olarak iletişim kurmaktadırlar yani. İlişkilendirilebilir ne demek? Doğrudan ilişkilidir. Bunu söyleyebilmek önemli tabii. Herkes söyleyemiyor olabilir. Araştırmalar. Sürekli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin ilerleyen yaşlarda sigara kullanma olasılığının neredeyse 3 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. 3. paragrafta Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Doktor Tedros çocuklar erken yaşta elektronik sigara kullanmak üzere neferleştiriliyor ve tuzağa düşürülüyor. Nikotin bağımlısı olabiliyorlar dediğini hani okumuştuk. Onu atıfta bulunalım. Şimdi böyle bir araştırmadan Doktor Tedros'un haberi yok olabilir mi? Bu çok güzel bir cümle. Keşke bu cümle Doktor Tedros'un sözlerinin hemen ardından yer alsaymış. Yeri orasıymış. Araştırmalar var. Sonuçları belli ama Doktor Tedros demişti ki gençler nikotin bağımlısı olabiliyorlar ama bu araştırmaya dayandırarak oluyorlar diyebilirmiş. Garip. Urgent measures. National circumstances. Ulusal koşullar ışığında elektronik sigara kullanımını önlemek ve nikotin bağımlılığıyla mücadele etmek için tütün kontrolüne kapsamlı bir yaklaşımın yanı sıra elektronik sigaralara karşı acil önlemler alınması gerekmektedir. Son derece gerekli, önemli ve ayağı yere basan bir cümle. Ve tabii tespit olarak değerlendirebilirdik şayet ulusal koşullar el verdiğince gibi halk sağlığını hiçe sayan üç kelimeyle başlamamış olsaydı. Yani aslen tütün kontrol çerçeve sözleşmesinin de dinamiği bu. Tavsiyelerden ibaret, yaptırımı olmayan, otoritesi bulunmayan bir mutabakat. Dünya Sağlık Örgütü açısından bir açıkçası acizlik, endüstrinin para 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 sözlerine bir nevi teslim olmuşluk göstergesi gibi duruyor. Sonra bir de utanmadan ne oldu da oldu. Tütün kontrol çerçeve sözleşmesi başarısız oldu. Hadi TKÇS'yi yeniden alevlendirelim projeleri falan da geliyor. Şimdi ülkelerin elektronik sigara satışını yasakladığı durumlarda yasağın uygulanmasını güçlendirmek ve halk sağlığı müdahalelerini desteklemek ve güçlü yaptırımı sağlamak amacıyla izleme ve gözetime devam etmek. Yani ülkelerin elektronik sigara satışını yasakladığı durumda. Sanki bu elektronik sigara arzına izin vermeyen ülkelerin çoğalması ve tabii uygulanmasında samimi olmaları dileğimle gibi bir şey. Halk sağlığı açısından arz kısıtlamasının en ideal korunma yöntemi olacağına dair Dünya Sağlık Örgütü'nden çok kısa da olsa net bir cümle duymamak umut kırıcı. Evet. Budur yani yasaklayın cümlesi yok. Metinde elektronik sigaraların arzını yasaklayın cümlesine rastlamadık an itibariyle. Geçelim bir sonraki duruma. Ülkelerin elektronik sigaraların tüketici ürünleri olarak
ticarileştirilmesine, yani ne? Satışı, ithali, dağıtımı ve üretimi. Yani buna izin veren ülkelerde, bunların izin verildiği durumlarda, bu ülkelerde tüm aromaların yasaklanması, nikotinin konsantrasyonunun ve kalitesinin sınırlandırılması da dahil olmak üzere elektronik sigaraların çekiciliğini ve nüfusa olan zararlarını azaltacak güçlü düzenlemeler sağlamak ve onları vergilendirmekten bahsediyor. Yani gördüğünüz gibi bunu bir kontrol cümlesi olarak okumakta zorlandım. Zarar azaltacak güçlü düzenlemeler yazılmış olması bende sempati hiç uyandırmadı. Bu cümle aslında bir piyasa düzenleme cümlesi. Tütün kontrolü ya da elektronik sigara kontrolü ile ilgili bir düzenleme değil. Endüstri savaşlarında taraf tutma gibi bir şey, bir cümle. Bata karşı Adıyamanlı üreticiler çekişmesinde battan yana olmak gibi bir şey yani. Bu ne? Bunun için yazılmış. Yazılmasaymış daha iyiymiş. Gelelim cessation strategy, sigarayı bırakma stratejileri. İnşallah burada güzel bir şey vardı ama yoktu galiba. Bakalım. Sigarayı bırakma stratejileri diğer tütün kontrolü önlemleriyle birlikte izleme ve değerlendirmeye tabi olacak şekilde izlemeye ve değerlendirmeye tabi olacak şekilde mevcut en iyi etkililik kanıtlarına dayanmalı. Mevcut en iyi etkililik efesesi kanıtlarına dayanmalıdır. Öyle olmalıdır da bu cümleyi okuduğuma neden sevinemedim? Buraya kadar metin sürekli zigzag yaptı. Ondandır hani herhalde diye düşünüyorum. Based on current evidence, mevcut kanıtlara dayanarak hükümetlerin elektronik sigaraların satışına tüketici ola It is not recommended. Consumer. Yani mevcut kanıtlara dayanarak hükümetlerin elektronik sigaraların tüketici ürünü olarak satışına son verme, yani bırakma hedefi doğrultusunda izin vermesi önerilmemektedir. Anlaşıldı. Geliyor gelmekte olan. Elektronik sigaraların nikotin replasmanı tedavisinde kullanılması önerilecek gibi duruyor. Mevcut kanıtlara dayanarak hükümetlerin elektronik sigaraların tüketici ürünü olarak satışına son verme hedefi. Peki, gidelim. Any government pursuing a smoking cessation strategy using e-cigarettes. Elektronik sigara kullanarak sigarayı bırakma stratejisi izleyen herhangi bir hükümet uygun klinik koşulları sağlamak Bir daha. Elektronik sigara kullanarak sigarayı bırakma stratejisi izleyen herhangi bir hükümet uygun klinik koşulları sağlamak için ürünlere erişim koşullarını kontrol etmeli ve ürünleri ilaç olarak düzenlemelidir. İlaç olarak pazarlama izni gerektirmesi dahil. Geldik mi giyotin tezgahına? Şimdi bunu yorumlamaya gerek yok. Bilen bilir. Bir zamanlar eczanelerde sağlıklı filtreler satılmıştı. Sayın Dünya Sağlık Örgütü, endüstri devi Batın üst düzeyi de birkaç hafta önce verdiği beyanda yeni paylaşımlarla birlikte yola devam edeceklerini bildirmişti.
Bu yeni paydaşlar doktorlar ve eczacılar mı? Tezgah büyük tabii. Dünya Sağlık Örgütü'nden de olumlama gelmiş gibi duruyor. Çok yazık, çok ayıp. Yani rezil. The decision to pursue a smoking cessation objective. Even in such a controlled form. Bu kadar kontrollü bir biçimde bile sigarayı bırakma hedefini takip etme kararı yalnızca ulusal koşullar ve sigaraya başlama riski dikkate alındıktan ve kanıtlanmış diğer bırakma stratejileri tüketildikten sonra alınmalıdır. Tabii. Devam et. Aferin. Tabii. Industry profits from destroying health. Tütün endüstrisi sağlığa zarar vermekten kar elde ediyor. Ya. Ve bu yeni ürünleri sağlık politikalarına karşı lobi yapmak üzere hükümetlerle birlikte politika oluşturma masalarına yer almak için kullanıyor. Masalarına oturmak, yer almak için kullanıyor. Yani buradan bakıldığında an itibariyle endüstri zaten çoktan Dünya Sağlık Örgütü'nü kandırmış gibi duruyor. Olmadı mı bunlar? Tabii Dünya Sağlık Örgütü bunu kaleme aldığı için topu vebali ülkelere atmış ve vicdanını, parantez içinde uzmanlığını diyelim, temizlemiş gibi hissediyor olabilir kendisini. Topu uzmanlara da atmış. İyisiniz. Tütün endüstrisi bu ürünlerin zararı azalttığını iddia eden sahte kanıtları finanse ediyor ve teşvik ediyor. Aynı zamanda bu ürünleri çocuklara ve sigara içmeyenlere yoğun bir şekilde tanıtıyor ve milyarlarca sigara satmaya devam ediyor. Kendini temize çekme cümleleri peş peşe düşmüş. Yukarıda endüstrinin ekmeğine yağ sür. Burada da bu lafları et zaten yani. Et. Kuyruğu dik tut. Mecbur. Bakalım. İlginç. Strong decisive action. Yani insanın canı sıkılıyor bunlar ne ya? Strong decisive action is needed to prevent the uptake of e-cigarettes based on the growing body of evidence of its use by children and adolescents and health harms. Elektronik sigaranın çocuklar ve ergenler tarafından kullanıldığına ve sağlığa zararlarına ilişkin giderek artan kanıtlara dayanarak elektronik sigara alımını, kullanımını önlemek için güçlü ve kararlı eylemlere ihtiyaç vardır diye bitirmiş Dünya Sağlık Örgütü. Arzını önlemek değil tabii. Talebi engelleyici kararlar, eylemler çağrısı. Sorumluluğu insanların özellikle belirtildiği üzere çocukların omuzlarına, çocukların, ebeveynlerin omuzlarına yıkma hallere. Tütün kontrol çerçeve sözleşmesinin doğası, havası, bünyesi bu metinde aynen olduğu gibi karşımıza çıkıyor. O kötü, bu kötü, kullanma,
Kullanacaksan da bu şekil kullan gibi bir metin. Ben sevmedim. Sevenlere de inanmıyorum. Doğru değil. Hayal kırıklığı. Üzgünüm. Bu metin Dünya Sağlık Örgütü açısından çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı bende. Evet, çalışma koşullarını biliyorum. Yıllarca çocuk hakları konusunda konsültatif statüsü olarak da bulunmuşluğum var. Daha öncesinde de silahsızlanma. Yani Birleşmiş Milletler nasıl çalıştığını biliyorum. Nasıl pazarlıkla edildiğini farkındayım. Bu metin resmen kuşkondurmuş. Üzgünüm. Bu yayını da burada keselim artık. Hayal kırıklığım zirvedeyken bir başka metinde, umarım güzel bir metinde yeniden buluşmayı diliyorum.